Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh. Kur'an-ı Kerim'in efendisi Ayetel Kürsi'nin bilinmeyen sırları. Tevhid ilmiyle alakalı en büyük ayeti kerimedir. Geceleyin inmiş olan bu ayeti kerimeyi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd radıyallahu anh'ı çağırarak yazdırmıştır. Ayetel Kürsi indiğinde dünyadaki bütün putlar ve krallar yere düşmüş ve başlarındaki taçları yuvarlanmıştır. Şeytanlar birbirleriyle çarpışarak kaçıp iblisin yanına toplanmışlar ve ona bu karışıklığı haber vermişlerdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ayetel Kürsi'de bulunan Ya Hayyu Ya Kayyumu, yani Hay ve Kayyum olan Allah'ım, senin rahmetinle yardım istiyorum buyurarak üzüntü ve keder anında ettiği duadır. İsmi azam olduğu da rivayet edilmekle beraber Ariflerin Sultanı Beyazıd-ı Bestami radıyallahu anh bu ismin belli bir tarifi yoktur. Lakin sen kalbini her şeyden boşaltıp onu Allah Celle Celaluhu'nun vahdaniyetine teslim ederek istediğin isimle zikret buyurmaktadır. Ayetel Kürsi'de bulunan Esma-i İlahiye hiçbir ayeti kerimede yoktur. Çünkü bu ayeti kerimede bazısı açık, bazısı gizli olmak üzere 17 yerde Allahü Teala'nın ismi geçmektedir. Yatmadan önce okuyana Allahü Teala tarafından bir koruma verilir, sabaha kadar hiçbir şeytan yaklaşamaz. Ya Resulallah, Kur'an-ı Kerim'in hangi suresi derece bakımından daha büyüktür diye soran sahabeye İhlas suresi buyurdu. O sahabe-i kiram, Kur'an-ı Kerim'de hangi ayet fazilet bakımından daha üstündür diye sorunca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ayetel Kürsi'dir buyurdu. Kaynak Darimi. Ayetel Kürsi'yi okuyan kimse 7 kalenin içine girmiş gibi muhafaza edilir. Ayetel Kürsi Kur'an-ı Kerim'in 1/4'idir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki: İlim sana olsun ey Eba Münzir. Canım kabze-i kudretinde olan Allah Celle Celaluhu'ne yemin ederim ki muhakkak Ayetel Kürsi'nin bir dili ve 2 dudağı vardır ki arşın direğinin yanında Melik-i Müteal olan Allahü Teala Hazretlerini takdis eder, ona tazimde bulunur. Kaynak Ebu Davud, Ahmet İbni Hanbel. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki: Her kim her farz namazın arkasından Ayetel Kürsi'yi okursa cennete girmekten onu ancak ölüm engeller. Her kim onu yatacağı zaman okursa Allahü Teala ona kendi evi, komşusunun evi ve etraftaki evler hakkında güvence verir. Kaynak Beyhaki. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Bakara suresinde bir ayet vardır ki Kur'an ayetlerinin efendisidir. Şeytan olan herhangi bir evde okunursa şeytan o evden çıkar ve gider. O ayet Ayetel Kürsi'dir. Kaynak Beyhaki. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Her kim farz namazın arkasında Ayetel Kürsi'yi okursa diğer namaza kadar Allah Celle Celaluhu'nun zimmetinde olur. Kaynak Heysemi. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki: Her kim Ayetel Kürsi'yi ve Bakara suresinin sonunu sıkıntılı, yani kederli anında okursa Allah Celle Celaluhu ona yardım eder. Kaynak Suyuti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki: Sen Ayetel Kürsi'den neredesin? O herhangi bir yemek veya katık üzerine okunursa mutlaka Allah Celle Celaluhu o yemek ve katığın bereketini çoğaltır. Kaynak Suyuti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Sure-i Bakara'nın sonunu Amener Rasulü ve Ayetel Kürsi'yi okuduğu zaman gülerdi ve onlar arşın altındaki Rahman'ın hazinesindendir buyururdu. Kaynak Suyuti. Yani yatsı namazından sonra okuduğumuz Amener Rasulü ve Ayetel Kürsi'yi yatmadan önce mutlaka okumamız gerekir. Çünkü bu 2 ayet Allahü Teala'nın büyük hazinesindendir. Hangimiz bu büyük hazineden istifade etmek istemez ki? Seleme İbni Kays radıyallahu anh, Allahü Teala
ne Tevrat'ta, ne İncil'de, ne de Zebur'da Ayetel Kürsi'den daha büyük bir ayet indirmedi. Kaynak Suyuti. Ayetel Kürsi, cinlere karşı kendisinden yardım alınacak duaların en büyüğüdür. Ayetel Kürsi'nin insandan şeytanları kovmakta çok tesirli olduğunu söylemişler. Ayrıca sağralı kişiye şeytanın kendisine yardım ettiği büyücü, kahin, falcı, nefis ve şehvet ehli, zulüm ve gazap erbabı üzerine sadakatle okunulduğunda onların şeytanlarını etkisiz hale getirmekte de büyük gücü olduğunu denemişlerdir. Ancak sadakatle okunması şartı koşulmuştur. Yani kalben kesinlikle inanılmalıdır. Herhangi bir muradın hasıl olması için Ayetel Kürsi 313 kere okunduğunda dünya ve ahiret hakkındaki o istek Allah Celle Celaluhu'nun izniyle hasıl olur. Cin musallat olan çocuğa 18 kere Ayetel Kürsi okunursa Allah'ın izniyle şifa bulur. Yemeğe okunursa yemek bereketlenir. Devamlı olarak okunursa unutkanlığı giderdiğini Hazreti Ali radıyallahu anh söylemiştir. Evden çıkarken okuyan her işinde muvaffak olur ve hayırlı işleri başarır. Evine gelince okursan iki Ayetel Kürsi arasındaki işlerin hayırlı olur ve fakirliğin önlenir. Bir kimse evinden çıkarken Ayetel Kürsi'yi okursa Hak Teala 70 meleğe emreder. O kimse evine gelinceye kadar ona dua ile istiğfar ederler. Kimin bir ihtiyaç ve dileği olur da ona ulaşmaya yol bulamazsa 170 defa Ayetel Kürsi'yi okuduktan sonra 3000 defa Ya Kafi, Ya Gani, Ya Fettah, Ya Razzak demesi halinde Allah'ın izniyle arzu ettiği sebep kapıları kendisine açılıverir. Evet arkadaşlar, videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca YouTube'da paylaşamadığım bazı videoları Instagram sayfamda paylaşıyorum. Instagram'da da çok hızlı bir şekilde yükseliyoruz. Kullanıcı adım Tezcan Oskaya. Instagram olan herkesi bekliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Hepinizi kalbinizin ve Kabe'nin sahibi yüce yaratıcıya emanet ediyorum. Hoşça kalın.